Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Hakan Düzgören. Yine bir video dersten karşınızdayım. Bu seferki dersimiz 3D Max'te oluşturmuş olduğunuz bir objenin, nesnenin merkez noktasının değiştirilmesi veya belirlenmesi, sonrasında hareket noktalarının değiştirilmesi, döndürme noktalarının ya da scale yapabileceğiz noktaların belirlenmesi veya merkez noktası bozulmuş olan bir objenin merkez noktasının tekrar nasıl düzeltilebileceğini göreceğiz. Çok basit bir işlem. Zaten kısa bir ders olacak. Karmaşık değil. Bir box üzerinde bu işlemi size göstereyim. Sahnemize basit bir kutu box oluşturduk arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu objemizin hareket merkezi, yani pivot noktası denir buna. Tam kutumuzun merkezinde. Şimdi kutumuzu tam biz kare yapalım. 50 milim, 50 milim, 50 milim. Tam bir küp olsun. Şimdi bunu tam merkezinde yer alıyor. Fakat en altta yer alıyor. Normalde tam bunun merkezini ayarlamak gerekirse hem üst görünüşten baktığımızda hem yandan, önden veya perspektif açısından pek belli olmaz ama önden ve yandan bakılan açılarda da tam ortada olması gerekiyor. Veya siz bu objeyi hareket ettirmek istediğinizde ya da büyütüp scale yapmak istediğinizde, küçültme büyütme işlemlerinde veya taşımak istediğinizde şu dört köşeden, üst dört köşeden birisinde veyahut alt dört köşeden ya da şu kenarlardan ki bir yerlerde bu pivotunuzun durmasını isteyebilirsiniz. Şimdi bilmeyen arkadaşlar olabilir. Onlar için bu işlemin nasıl yapıldığına bakalım. Öncelikle arkadaşlar zaten grid panelinden box'ınızı oluşturduktan sonra hiyerarşi menüsüne, sekmesine geliyorsunuz arkadaşlar. Burada direkt karşınıza zaten pivot penceresi çıkıyor. Şimdi burada biz sizin aktif olarak kullanacağınız seçenek effect pivot only. Bu hem move'da hem scale'de hem de rotate'de de kullanabilirsiniz. Şimdi mesela biz bu objenin hareket ettirme noktasını bu köşe olarak belirleyebiliriz. Tabi biraz daha yakından yapalım. Tam merkezi olsun. Mesela şöyle bir alandan hareket etmesini isteyebilirsiniz. Başlangıç noktasını bu olmasını isteyebilirsiniz. Tabi burayı belirlediğiniz zaman bu sadece taşıma işlemleri için değil, hem küçültme hem büyütme hem de döndürme işlemlerine geçerli oluyor. Mesela bu objeyi döndürmek istediğinizde sadece pivotunu o köşeden belirlediğiniz için döndürme işlemini orada gerçekleştirir. Veya bir geri alalım. Scale yapmak istediğiniz zaman da o köşeden direkt küçültme büyütme işlemlerini yapar. Gördüğünüz gibi oldukça basit bir kullanım var. Siz bunu tekrar değiştirmek istediğiniz zaman istediğiniz herhangi bir köşeye belirleyebiliyorsunuz. Veyahut bir proje üzerinde çalışırken, bir sahne üzerinde çalışırken objenizin pivot noktası oldukça karmaşık bir yere gitmiş olabilir. Şimdi objemizi seçelim. Burada. Şimdi siz buradan tutup döndürmek istediğinizde alakasız olacak. Veya tam sahnenize sığmayacak. Göremeyeceksiniz. Bu işlemi nasıl düzeltirsiniz? Tabi aynı sorun taşıma, döndürme ve büyütme, küçültme işlemlerine de geçerli oluyor. O zaman gene burada effect pivot only seçiyorsunuz. Center'da object. Object diyorsunuz arkadaşlar. Yani objeme bunu ortala diyorsunuz. Hop. Objemizin direkt bunu merkezine getiriyor. Bayağı da sizin kolaylık sağlıyor. İşinizi görecek bir şey oluyor. Siz tekrar onu oradan tutup da objenin merkezine getirmekle uğraşmıyorsunuz. Zaten elden getirmeye kalksanız da tam birebir merkezini tutturma şansınız yok. Buraya getirdikten sonra arkadaşlar bunu kapatıp tekrar bunun dönme işlemini vesaire falan yapabilirsiniz. Tekrar açısını değiştirmek istediğinizde buradan tabii bunu köşeye değiştirmek istediğinizde move seçmenizde fayda var.
Gidip burayı seçersiniz arkadaşlar. Buraya getirirsiniz. Ya da bu kenar üzerinden hareket etmesini, dönmesini veya artık nasıl bir işlem uygulayacaksanız onu yapmanızı sağlar. Evet, ders bu kadardı arkadaşlar. Kısa bir ders olacağını söyledim. Umarım sizin için faydalı olur. İşinize yarayacak bir ders olmuştur umarım. Görüşmek üzere. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Mutlu olun.